Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli izleyenler. Bugün haberin başa geçmesinin zorunlu olduğu yerler konusunu işleyeceğiz. Sayfamız numarası 224. 224. sayfadayız. Evet, direkt ekranımızın başına geçelim. Ne zaman haber başa geçmek zorundadır? Soru edatları gibi başta gelmesi gereken kelimelerden biri ise o soru edatları haber olmuş olur ve başa geçer. Mesela keyfe ente, oradaki keyfe haberdir. Soru kelimesi olduğu için başa geçmesi gerekir. Men ente, sen kimsin? Hatta cevabında işte o haberin karşılığı, menin karşılığı ene, necla, hiye, Fatıma gibi cevabını verir. Metel imtihanu, imtihan ne zaman dendiği gibi. İkinci olarak haberin başa geçme durumu, müptedada hasır yani istisna kastedilince, bu da isim cümlesinin önüne istisna edatı olan illa edatının yani manası da ancak işte den başkanın gelmesiyle olur. Bakalım örneklerimize. Ve ma Muhammedun illa rasul. Muhammed ancak bir rasuldür. Ma adilun illallah. Allah'tan başka adil yoktur. Evet, burada Muhammed adil kelimeleri, evet, hüküm koyma durumunda olan haber Allah ve Resul kelimeleri de müpteda kabul edilmiştir. Bir sonraki tercümemizde bu illahi falan kendine has özel dersi olacak. İstisna, müstesna konusunda tekrar işleyeceğiz. Onun için sadece başlığa uygun olduğu için buraya koyduk. Ayrıntıyı göreceğiz. Başka haberin başa geçmesi gereken yerler, az önce de geçmişti. İşte indi kitabın derken zarfla, harf-i cerle başlayanlar mecburen haberdir. Başa gelenler bunlar haberdir. İndi kitabın, yanımda bir kitabım var. Fi beytina racülün, evimizde adam var, bir adam var. Başka efendim, müptedada habere ait bir zamir varsa yine aynı şekilde bu da sıralanırken bu özellikler bir araya getirilmiş. Bakın gene aşağı yukarı aynı. Lil vudu'i şurutuhu. Yani vudu abdest. Lil vudu'i abdestin vardır. Şurutuhu şartları vardır. Yukarıdan farkı buranın işte bir de zamiri vardır diyor. Fiddari sahibuha. Evde onun sahibi vardır. Bir sonraki ekran. Bu konumuzda da artık rütuşlar, hani her şeyi bilmemiz gereken neler varsa müptedayla haberle alakalı onları belirtiyoruz. Neler gelir müptedayla haberin başına? Hocam bir şey sorabilir miyim burada? Tabii. İndiği kitabın başa geçiyor haber ama tersi de kullanılabilir mi? Kitabın indiği şeklinde. Yani normal haliyle o tarzda olmaz. Şöyle el kitabı indiği diyebilirsin. El kitabı, hani müpteda yaparsın. O tarz bir şey olunca haber mukaddem başa geliyor. Hani zarf ve harf-i cer olduğu için. İndiği bu sefer zarf olunca benim yanımda var demiş oluyorsun. Evet. Benim yanımda işte kitap var. Oradaki kitap müpteda muahhar. Evet. Nekre olarak gelmiş. Ama normal bir cümle kurarsan var dememiş oluyorsun o zaman. El kitabı indiği, kitap yanımdadır demiş oluyorsun. İndiği orada normal haber yerinde. Evet. Mukaddem değil yani. Mukaddem değil. Evet. Malum müpteda haber ara ara zaten böyle kulak arkası ayetlerde falan, hani ileride işleyeceğiz dediğimiz hususlardan bir tanesi, bakın. Vel darul ahireti ahireti hayrun. Yani buradaki lam tekit lamı. Müptedanın başına bazen böyle tekit lamı gelebilir. Vel darul ahireti, dar burada, darul ahireti müptedadır. Ahiret diyarı, ahiret yurdu, hayrun, daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Başına lam gelmesi, tekit lamı gelmesi kuvvetlendirme oluyor. Başlangıç lamı da, lamül iptida da deniliyor. Evet, müptedanın başına bundan başka olumsuzluk soru edatlarından biri de gelebilir. Bunlar tabii ki bu soru edatları müptedada herhangi bir değişiklik yapmazlar. Zaten daha önce de
görmüştük. Sadece sıralı sekili şimdi başlıklar halinde ayrıca görüyoruz. Hel tilmizü nacihun, öğrenci başarılı mıdır? Hel ente nacihun, sen başarılı mısın? Soru kelimesinin hiçbir fonksiyonu yok. Dolayısıyla hel burada nedir? Soru edatıdır. Ente gene müptedadır. Nacihun haberdir. Bir sonraki ekranımıza bakıyoruz. Başka hangi ayrıntılarımız var? Bazen haberin başında F bulunabilir. Yani bakalım. Küllü tilmizin, her öğrencinin, fil medraseti, okuldaki, F lehu kitabun. Onun vardır, ona ait vardır. Kitabın bir kitabı vardır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de değişik değişik böyle bu tarzda ne gibi ayrıntılar göreceğiz. Evet, haber bazen fiil vazifesini gören bir mastar ise, bir bakmışsınız Kur'an-ı Kerim'de de örnekleri var bunun. Müptedası yok. Müpteda hasf olmuş, yani ortadan kaldırılmış. Cümle direktman nekra bir kelimeyle başlıyor. Nekra bir kelimeyle başlıyor. Durup dururken böyle bir şey. Aslında orada baştaki müpteda hasfedilmiştir. Mesela sebatun fi şiddeti, sebat etmektir. Şiddeti, şiddet dediği sıkıntı anımda sebat etmektir. Şimdi bu çok kullanılan bir durum olduğu için, çok kullanılan bir durum olduğu için esasen bunun başında emri diye, yani benim işim, hani emri sebatun fi şiddeti, yani şu parantez içerisindeki şey, benim işim sıkıntılı anımda sabretmektir veya vazifeti. Yani bazen de biz de yaparız öyle bir kısaltmaları. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de böyle direkt haber, müptedası hasf olmuş haberle de cümle başlayabilir. Mesela affın vasi, geniş bir affetme. Aslında burada yani konuşma dilinde konuşurken geniş bir affetme deyip bırakırız. Aslında mesela bunun başında haza affun vasi, bu geniş bir affetme diyebiliriz. Demek ki bu affun vasi, şuradaki affun müptedası hasf olmuş, kaldırılmış haberdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz işte Yakup Aleyhisselam'ın işte haza yok edilmiş oradan. Mesela sabrun cemil, sabrun cemil, işte bana düşen güzel bir sabırdır. Bana düşen kısmı yok. Veya işte takdiren oraya ne olabilir? Gene haza olabilir. Veya emri, hani benim işim, güzel bir sabır. Mesela anlatıyor anlatıyor birisi karşınızda size. Sabır, sabır. Kardeşim diyorsun mesela, sabır. Yani orada bir tek kelimeyle karşıdakini anlaşmış oluyorsun. Yeterli oluyor. Evet. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Evet. Burada da açıklamaları var arkadaşlar. Mahsus müptedanın yani illaki haza olması şart değil. Duruma uygun düşen herhangi bir sözcük takdir edilebiliyor. Bakın burada da bir örnek var Muhammed suresinden. Taatun ve kavlun marufun. Bu şekilde. Şimdi burada ayetteki cümleye sözün gelişi itibariyle, yani yukarıdan siyak sivak deniliyor buna. Müfessirler tarafından mesela denmiş ki onların vazifesi burada işte takdir edilebilir, burada söylenebilir. Ama parantez arasında meallerde mesela veriliyor. Ayette aynen taatun ve kavlun marufun, yani içinizden diyorsun onların vazifesi taattir ve kavlun marufun, iyi bir söz, güzel bir sözdür.